Selam arkadaşlar. FM 2006'da bazı taktiklerden bahsedeceğim. Değişik formasyonlar var. Öncelikle şöyle bir dizilim var. Bu dizilimde defansif orta saha oyuncusuna maçtan önce karşı takımın orta sahanın merkezinde veya forvetin arkasında oynayan oyuncuya markaj yapmasını söyleyeceğiz. Takım komutları da şöyle. Şurada sadece counter atak işaretli olacak. Diğerleri size kalmış. Buradaki ayarlar böyle ufak tefek oynama yapabilirsiniz yine maçın gidişatına göre de. Diğer bir dizilim bu. 4-2-3-1. Bunu böyle de kullanabilirsiniz. Eğer buralarda etkili olan oyuncunuz yoksa kanatlarda, etkili olan oyuncunuz yoksa merkezde de kullanabilirsiniz. Takım komutları şöyle. Tabii kanatta kullanırken pas odağını kanat yapıyoruz. Eğer merkezde kullanacaksak da merkez yapıyoruz. Böyle kanatta kullanırken karışık da olabilir. Oyuncular kanattayken şöyle. Pas odağı karışık da olabilir. Buralar yine size kalmış bir şey. Oynamalar yaparsınız. Diğer bir dizilim 4-2-4. Bunları burada kullanmıyoruz. Şöyle kanatta kullanıyoruz. Yani 4-2-2-2 gibi bir dizilim. Buradaki iki tane defansif orta saha oyuncusu önemli. Buradaki oyuncular iyi olmalı. Ayarlar şöyle. Takım komutları. Paso daha karışık olacak bunda. Buralar işaretli olmayacak. Ama yine counter hata işaretleyebilirsiniz bunda. 4-3-3 dizilimi. Buradaki önemli nokta şu oyuncuyu hedef adam olarak ayarlıyoruz. Şurada listeye ekliyoruz. Ayrıca şuradan da target man ayarı seçiyoruz. Ben de seçili zaten değişmedi ayarlar. Mesela striker olsa ayar. Şöyle değişeceğiz. Target man. Takım komutlarını yine göstereyim. Bunda da böyle. Şurada use target man işareti. Şöyle bir dizilim. Bunda merkez oyuncular ok işareti de çıkarabiliriz. Takım komutları böyle. Burada başka bir önemli nokta şu oyuncunun güçlü bir oyuncu olması. Ve orta sahadaki bir tane merkez oyuncunun ofansiften devşirme olması önemli. Klasik 4-4-2. Kanat oyuncuları önemli burada. Pas odağını kanat yapıyoruz. Ayarlar böyle. Yine ufak tefek oynayabilirsiniz. Bu da 4-4-2 Diamond. Takım komutları şöyle. Bu oyuncuları burada kullanabilirsiniz. Eğer kanat oyuncunuz yoksa yine. Bu da değişik bir merkez dizilimi. Takım komutları şurada paso da merkezden olacak. Burası önemli. Düz bir 4-5-1 dizilimi. Paso da kanat odaklı olacak bunda da. 4-5-1'de genelde karışık yapıyorlar. Ama ben kanatlara yönelik öneriyorum. Oyun kurucu işaretli olacak. Buradan oyun kurucu ekliyoruz. Nerede? Playmakers, evet. Buraya mesela Paul Scholes'u ekledik. Şurada Attacking Midfielder olarak ayarlarız. Komutları. Free roll önemli burada. Yine topla koş. Ara toplar. Şu forward runs işaretli olmayabilir. Hatta hiç olmayabilir. Merkezde durup top dağıtır. Ama karışık olsun. Daha iyi. Hücumlara da katılsın. Oyuncunun özellikleri de önemli bunda. Özellikle
First touch, ilk dokunuş, pas, teknik. Burada yine anticipation, ön sezi. Decisions, kararlar. Başka flair, yetenek. Creativity, yaratıcılık. Bunlar ortanın üstü olsa idare eder. Tabii bu mesela bu çok kaliteli. İyi bir oyun kurucu olur. Diğer bir noktada merkezdeki oyunculardan biri defansif orta sahadan devşirme olmalı ya da defansif yönü çok güçlü olmalı. Bu da değişik bir 4-5-1 dizilimi. Yine güçlü DM olacak. Bunda da target man ayarlı olacak. Şuradan listeye ekliyoruz yine. Targetman söylediğim taktiklerde kanat oyuncularına şöyle bir şey yapabilirsiniz. Orta hedefi targetman yapabilirsiniz. Şimdi mevkilere göre de ayar çekin. Bu her taktikte böyle olsun. Her mevkinin üzerinde komutlar olsun. Böyle yaptığımızda her mevkiyi yaparsak şuradaki değişimlerden takım etkilenmiyor. O yüzden buralara ayar çekmek yerine maç sırasında şuralara müdahale edin. Tempo, genişlik, zaman harcama, defans çizgisi ve şu kutucuklar.